gençlerin siyasal ve ekonomik olarak yetişkinlerden bağımsızlaşması ve onların kendi aralarında çeşitli oranlarda çeteleşmeye başlamaları gençleri kriminal bir araştırma nesnesi haline dönüştürmüş durumda. Scott'ın ve Valentine'a göre özellikle ilk gençlik sosyolojisi çalışmaları yetişkinlerin ergenleri toplu halde kınaması gibidir adeta. Bu bağlamda gençliğin sosyal bilimler nesnesi haline gelişini tam da gençliğin toplum için tırnak içerisinde bir tehdit, bir sorun olarak görülmesiyle ilintilendirebiliriz. Benzer bir durumu Türkiye'deki gençlik sosyolojisi çalışmaları için de söylemek mümkün. 1960'lı yıllarda en erken örneklerini gördüğümüz çalışmalar 70'lerde yoğunlaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da özellikle üniversite gençliğinin siyasal eylemliliğiyle irtibatlandırmamak mümkün değil. Zaten ilk çalışmalarda bu noktada başlıyor. Gençlik çalışmalarının geldiği noktada şunu söylemek mümkün. Topyekun bir gençlikten bahsetmemiz çok zor. Bu anlamda gençlik grupları var, farklı farklı gençlikler var ve her gençlik grubunun sahip olduğu sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik standartları onları farklı gruplara dönüştürüyor. Bu bağlamda işçi gençlikle üniversite gençliği çalışmalarının hem teorik alt planı, arka planı hem de uygulama esnasında onlarla girişilecek araştırma ilişkisinde kullanılacak dilin niteliği çok farklı olabilmekte. Gençlik sosyolojisinde geldiğimiz noktada bunu söylememiz çok mümkün.